Selamlar hepinize. Mahvolmuş Kral'ın oyunu çıkıyor 2021'in başına doğru ve sinematik içerisinde, duyuru sinematiğin içerisinde yeni şampiyona ait belli bir teaser tarzı bir şeyler var. Küçük bir detay var hatta onu yakaladım ben. Size aktarma gereği duydum. Bu bir teori videosu. En başta söylemek lazım. İkinci olarak da bir oyun duyurusu videosu. Şimdi baştan söyleyelim. Mahvolmuş Kral'ın kılıcı uzun zamandır esrarengizliğini koruyor. League of Legends evreninde, Runeterra evreninde daha doğrusu. Ve oyunu çıkacağı söylenmişti geçen sene League of Legends'ın 10. yılı şerefine. Böyle LoL'den ayrı farklı bir oyun. RPG tarzında olacak. Hades gibi mesela. Hades'i de göstereyim böyle. Üstten üst temalı oynayabildiğiniz. Yani özellikle söyleyeyim RPG temasına hakim olmayanlar için. Karakterinizi üstten gördüğünüz, yakından göremediğiniz ama etrafınızdakini çok daha net gördüğünüz bir oyun teması oluyor RPG'nin tam anlamıyla diyebileceğimiz aksiyon roguelike diyebileceğimiz bir tipi var. Evet, şu sinematiği izleyelim teker teker sonrasında da nereden nereye çıktı bu yol? Yeni şampiyonumuz mahvolmuş kralın kılıcı mı? Onu bir öğrenelim. Ben sinematiği bayağı beğendim bu arada. Görünüş açısından çok güzel duruyor. Bir Azakana galiba bu da. Büyük ihtimalle bir Azakana. Şimdi bu arkadaşlar neden birlikte diye sorarsanız da onu açıklayacağım en sonunda da. Asıl olay buradan sonra başlıyor aslında. Burası Gölge Adalar söylemek gerekirse. Gölge Adaların oluşmasındaki sebep de bu video tam bilsin ondan sonra başlayacağım anlatmaya. Çok uzun bir şey değil, kısa aslında. Ama arada öğrenmemiz gereken şeyler mevcut. Şimdi şurada durduruyorum özellikle. Şurada durdurmamın sebebi ise şu ortadaki nişana dikkat edin. Bunun devamını izleyeceğiz. 1.49 geleceğim. Bu mahvolmuş kral. Tip olarak kendisi. Mahvolmuş kralın kendisi bu. Ve üst taraftaki bir yerden oyunu açıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size 1.49'u alayım. 1.48 hatta. Nişan belli olsun. Bu nişanı unutmayın arkadaşlar. Bu nişan nerede vardı biliyor musunuz? Şampiyon yol haritası Eylül 2020'de vardı. Böyle vardı. Şimdi aşkla alakalı ne diyeceksiniz? Bunu da okuyayım ilk önce. Çarpık saplantı. Bunu da incelemişim. Onun videosu da var üstte. Kartta çıkar yine. Çarpık saplantı. Aşk için ne yaparsınız? Dünyanın sonuna gider miydiniz? Her şeyinizden vazgeçer miydiniz? Yaşam ve ölümün kıyısında gezer miydiniz? Eğer her şeyi yapmaya göze alabiliyorsanız, kendinizi önümüzdeki yılın başlarında kalplere büküp akıllara ele geçecek yeni romantik biçici ormancı şampiyonumuza kaptırabilirsiniz demiş şampiyon yol haritası Eylül 2020'de. Şimdi ilk 4 dizeyi söyleyeyim size. Aşk için ne yaparsınız? Şimdi mahvolmuş kralın hikayesinde bağlantılar çok var. Burada başta ben bağlantıyı kuramamıştım tabi. Mahvolmuş kralın kılıcı Gölge Adaların etrafındaki bir krallığı kontrol ediyor. Ve kontrol ettiği zaman da evleniyor. Çocuk sahibi falan oluyor. Eşini çok seviyor. Eşi ölüyor ama. Yani direkt artık hayatının sonuna geliyor diyelim. Ve eşi öldükten sonra eskisi gibi olmuyor. Mahvolmuş kral. Hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor.
ve eşini geri getirmek için yollar arıyor. Yani böyle her şeyi, Rönetör'ün her tarafına adamlar gönderiyor. Ve eşini canlı bir şekilde geri kazanmak için her yolu deniyor diyelim. Hiçbiri olmuyor. En son hatta Thresh'in çalıştığı bir yeraltı mahzeni var Galadriel'in altında. Gizli bilgilerin, karanlık büyülerin saklandığı ve orada bir bilgi buluyor. Bu bilgi de böyle Hecarim ve Kalista gibi şampiyonların aslında buluşmasını sağlayan Gölgeadaların patlaması diyebileceğimiz bir şey. Ölü şampiyonları ya da ölü karakterleri geri getirmek ama öldüğünde de geri gelirken de ruhu olmadan geri geliyor. Yani bir zombi gibi geri geliyor. Bunun sonunda mahvolmuş kral tüm ritüelleri hazırlıyor. Tüm ordusunu, tüm ne varsa artık tüm şehrini oraya doğru yığıyor ve diyor ki ne olursa olsun bunu yapacağım. Ne olursa olsun eşimi yeniden hayata gözlerini açtıracağım diyor. Ve yapıyor da aslında bunu. Eşi yeniden hayata gözünü açıyor ama bir hortlak olarak yeniden hayatını gözünü açıyor. Ve o anda da büyük bir patlama oluyor. Koskocaman Gölgeadalar'da yani. Gölgeadalar'ın önceki yerinde bir krallık vardı. O koskocaman bir patlamayla yok oluyor. Hatta bunun büyük ihtimalle resmini verir. Bayağı modern bir krallık aslında orada duran ve koruyan aslında o karanlık büyüleri. Bir krallık. Tabi her şeyinizden vazgeçermenizin dediği partta kralsınız. Eşiniz için her şeyden vazgeçiyorsunuz. Dünyanın sonuna gider miydiniz dediğinde ölüyorsunuz. Ve neredeyse Gölgeadalar'da bir dünyanın sonu tarzı bir olaylar oluyor. Yani adanın tamamı patlıyor. Ve uçuyor yani bundan sonra. Gölgeadalar oluşuyor artık böyle. Yaşam ve ölümün kıyısında gezer miydiniz? Şimdi yaşam dediği kısım kralın ölmemiş hali. Ölüm de kralın eşinin ölmüş hali. Ve eğer kral eşini yeniden geri getirmek istiyorsa yaşam ve ölümün kıyısına gitmesi lazım ki eşini yeniden getirsin ki başarıyor bunu. Ama eşi ortak olarak geliyor ve büyünün etrafında kayboluyor. Aynı Senna gibi ama Senna daha güçlü. Thresh'in yüzünden. Şimdi eğer her şeyi gözü yapmaya göz alabiliyorsanız kendinizi önümüzdeki yılın başlarında kalpleri büküp akılları ele geçecek. Şunu dikkat edin. Kalpleri büküp akılları ele geçecek. Yeni ve romantik bir ormancımıza kaptırabilirsiniz demiş. Şimdi bu oyun ne zaman çıkıyor biliyor musunuz? 2021'in başında çıkıyor. Bu oyun 2021'in başında çıkıyor. Neredeyse aşağı yukarı 2020'nin başında bu şampiyonla aynı çıkıyor. Şimdi geri dönelim. Durduğumuz yere denk gelelim. Bu görseli durdurduk şimdi. Bu nişana dikkat edin. Bu nişan aynı şu görselde var. Bu görselin aynısı. Bunu çevirmem lazım ama. Bir çeviriyorum bunu buraya doğru. Sizin için. Hatta küçülteyim biraz daha. Benim yan ekranıma doğru gitti. Küçülteyim sizin için. Şöyle yapalım hatta. Daha anlaşılır olması için. Bunu da böyle çevireyim. Evet. Şu an nişanın aynısı oldu. Ortadaki nişan mahvolmuş kralın nişanı. Büyük ihtimalle bu da yüzüğü. Eşine verdiği yüzük. Bu da büyük ihtimalle. Zamanında. Çünkü biliyorsunuz yani bunu eğer yayınlamış olsaydı yani tane kılıcın üzerine bir şey yayınlamış olsaydı. Şu an kesin mahvolmuş kralın kılıcı League of Legends'a ama mahvolmuş kralın kendisi League of Legends evrenine geri geliyor karakter olarak diyebildik. Ama bu bir teaser adı üzerinde. Ormancı teaserı. Ve arasındaki bağlantılar çok büyük. Yani direkt olarak ben en başta bunu gördüğüm zaman dedim ki ya acaba mahvolmuş kral şampiyon olarak mı geri dönüyor yoksa bu oyunu yaptıkları için oyuna bir tesadüf şey mi göndermişler ama yani şampiyon yol haritasına çıktığı için de geleceğini düşünüyorum artık bu saatten sonra yeni ormancımızın 2021'in başına çıkacak olan yeni ormancımızın mahvolmuş kralın kendisi olacağını düşünüyorum ve şöyle görelim bunu yüzük demiştik yani değişik bir durum cidden. Çünkü farklı farklı oyunlar var Riot'un yaptığı. Lore var. Legends of Runeterra. League of Legends var. Valorant var. Ve en sonra da Ruined King var. Daha çok oyun çıkacak. Yani bunların hepsini mixleyip farklı bir şekilde yapmışlar aslında. Valorant alakasız League of Legends evreninden, Runeterra evreninden ama Lore ve League of Legends direkt bu evrenin kendisini yansıtıyor. Hatta iyi gelecek oyunların da kendisini yansıttığını söyleyebiliriz. Nasıl görünüşü olacak diyorsanız oyunun. Şöyle bir görünüşü olacak. Göstereyim size. Böyle bir gerçekçi RPG üstten gördüğünüz RPG temasını bilmeyenler için bir tema şeklinde olacak. Ve en son Ahri ve Yasuo'nun neden oyunda burada gözüktüğünü de söylemem lazım. En son Yone'nin sinematiğinde Yasuo artık geçmişinden kurtulmuş ve yeni yerlere doğru
yelken açmıştı ve o gemide de Ahri vardı. Ve Bilgewater'a gidiyorlardı ilginç bir şekilde. Bilgewater'da da Miss Fortune ve Alloy vardı. Bran ve Pyke'ın arasındaki şeyi bulamadım. Pyke de aslında Bilgewater'da ama Bran'ı hiç bulamadım. Ahri ve Yasuo en son Bilgewater'a gidiyordu. Yoren'in sinematiğinde daha artık önümüze ne çıkabilir diye bir replikleri de vardı hatta. Ahri ve Yasuo'nun bu oyundaki olmasının sebebi hem kendisi şampiyon olarak çok popüler bir şampiyon olması hem de hikayesel olarak Yoren'in sinematiğinde Yasuo ile Ahri Bilgewater'a doğru gemide yola çıkmış olması idi. Şimdi Yasuo'yu da açıkladık. Oyunun hangi platformlara geleceğini de söyleyeyim. Tüm platformlara gelecek neredeyse. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, S ve Nintendo Switch, Steam ve Epic Games. Hatta Steam'in sayfası açıldı. Neredeyse onu gidip abone olabilirsiniz istiyorsanız şey olarak. Ruined King yazdığınız zaman oraya çıkıyor. Şöyle açayım ben size. Ruined King yazdığınız zaman da kendisi çıkıyor. Ben hatta hemen istek listeme ekledim. Türkçe desteği de var bu arada. Ses olarak desteği var. Alt yazı desteği var ve arayüz desteği var. Türkçe olarak pek bildiğimiz bir şey yok aslında bu oyunla alakalı. Ama küçük bir görselden, yani o görselde neydi? Şu görselden şampiyonumuzun mahvolmuş kralın kendisi olacağını söyleyebiliriz. Evet, 10 dakikalık, 11 dakikalık bir video oldu. Yine inceleme ve teori videosuydu. Buraya kadar izlediyseniz bir like ve abone olursanız çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.